Arkadaşlar bugün psikoloji kafasında sosyal kötücül kişilikler ve karanlık üçlü adlı makale üzerinden konuşacağız. Karanlık üçlü terimi altında üç tane terim karşımıza çıkıyor. Sapkınlık narsisizm, makyavelizm ve psikopati. Bu üçünün tanımıyla başlayalım. Sapkınlık narsisizm, yüksek statü düşkünlüğü, lider olma arzusu, kendi niteliklerini abartma ve diğerlerini küçümseme gibi olumsuz özelliklerle tanımlanmaktadır. Makyavelizm de kişinin kendi olumsuz özelliklerini gizleyerek diğer insanları manipüle etmesi ve amacına ulaşması için etik dışı davranışlar öndedir. Son terimimiz psikopati de ise yüksek dürtüsellik ile empati yoksunluğu, duygusuz olma eğilimi, insan ilişkilerine önem vermeme ve vicdan azabı duymama gibi olumsuz sapkınlık bir kişilik özelliğidir. Şimdi bu terimler üzerinden günlük hayatta nerede bu karakter kişilik özellikleri, olumsuz kişilik özellikleri karşımıza çıkıyor? Ne kadar hayatta olumlu olumsuz etkileri var? Bunu konuşacağız biraz. Kimler başlamak ister? Ben şunu düşündüm, makalenin içinde de geçiyordu zaten bu üçünü hani neden bir arada almışlar. Bu aslında bu üçünün ortak olduğu zemin manipüle etmeyi teşvik edici olması. Dolayısıyla bu çalışmalarda da genelde bu üçlüyü birbirine bağlayan bu bağlantıları araştırmalarda artırdıklarını görüyoruz. Hani yani buna yönelik bunları birlikte ele alan çalışmalar artmış. Bu da aslında birbiriyle ilişkisini gösteriyor, bu kavramların arttığını ve araştırmacıların da bunu fark ettiğini. Benim dikkatimi bu çekti. Özellikle narsizm ve psikopatiyi belki kendim için söylüyorum. Hani tanıyordum ama makyavelizmi bu makaleyle beraber birazcık tanıdığımı düşünüyorum. Makyavelizm zaten hani kısaca bir kelimeyle tanımlayacak olsam bunun adını strateji derim yani. Strateji kelimesini kullanırım. Stratejiyi bayağı insanlar üzerinden manipüle etme amacıyla kullanıyor. Ben makyavelizmle ilgili hani bunun öne çıktığını söyleyebilirim benim için. Benim için böyle şu anlık bahsedeceğim şey. Aslında makyavelizm daha çok tarihsel metin olarak karşımıza çıkıyor ama psikolojik boyutunu ben de burada ilk defa gördüm. Hani o prens üzerinden çok anlatılar yapılıyor ama yani aslında günümüzde de onun kişilik özelliği olarak karşımıza çıktığını bu makale gösterdi aslında. Zaten Evet. psikopatiyi sürekli haberlerde her gün görüyoruz benzer şekillerde. Evet. Aynen. Demin haberlerde gördüğümüz söyledin ya, gündelik hayatımızda peki bu tarz karakterler sizin hayatınızda, çevrenizde, belki de okuduğunuzda kendinize "aa bu bana benziyor" dediğiniz noktalar var mıydı? Ben Büşra devam etsin. Tamam. Ben bir tık narsist yönümün fazla olduğunu düşünüyorum. Bu var ama ben de makalede makyavelizm, yani makyavelizmin bu anlamını makaleyle keşfettim. Öyle işte, narsist bir yanım ağır. Hatta yazarını hatırlamıyorum ama Asrın İlleti, Narsizm İlleti mi? Öyle bir kitap var. İsmini de çok net bilmiyorum. Çok fazla da okumamıştım. Kendimi çok fazla gördüğüm için böyle çarptı resmen yüzüme. Bir tık narsist yönüm var. Hatta bunu törpülemeye de çalışıyorum. Hani 1-2 yıldır bununla uğraşıyorum kendim. Ama çok ciddi boyutta değil tabii. Yani aslında izlediğimiz videolarda da vurgulanan şeyler vardı ya, hani narsistik kişilik bozukluğu değil, antisosyal kişilik bozukluğu değil. Yani bunlar aslında subklinik oluyorlar. Tam olarak tanı alamayacak boyuttakiler oluyor. Günümüzde de çok vurgulanan bir şey var. Önceden kategorik bir sistem vardı. Yani biz insanları belli kategorilere sokmaya çalışıyorduk. İşte şu belirtileri karşılıyorsa, şu semptomları karşılıyorsa bunun tanısı budur gibi. Ama şimdi biz bunu spektrumel bir şekilde alıyoruz. Yani hepimizde belki narsistik özellikler var ama kimimizde %5, kimimizde %20, kimimizde %70. Oran arttıkça bizim burada klinik tanı koymamız ve o yönde bir terapi uygulamamız ihtimali de artıyor. Ama aslında okurken ben de aslında şunu yapıyorum. Yani hepimizin belki de hayatında kullandığı bazı manipülasyon teknikleri vardır, bazı stratejiler vardır, bazı yönlerimizi diğerlerinden daha iyi görüyoruzdur. Bazı noktalarda diğerlerini küçümsüyor olabiliriz. Ama burada önemli olan nokta aslında
karşı tarafa zarar vermeden ve kendimizin farkında olarak bunu nasıl, hani aynı Büşra'nın dediği gibi törpüleyerek aslında kimseye zarar vermeden hayatımızı idame ettirebilmek diye düşünüyorum ben de. Günlük hayatta ben yine Machiavellizm üzerinden birazcık ilerlemek istiyorum. Aslında bu manipülasyon kelimesi sanki Machiavellizm'de biraz daha öne çıkıyor gibi. Bu manipüle etme yeteneğinin makalenin içinde şöyle bir anlatısı vardı. Diyordu ki eğer ki manipüle etme yeteneği, isteği daha doğrusu birisinde varsa, ancak bunun kapasitesi o kişide yoksa, bu o kişinin organizasyonu, organizasyonda yer edinme çabasının tam aksine kötü bir pozisyona sokacaktır onu ve hani bağı zayıflatacaktır diyordu. Hayatta da hani çok bunu gördüğümü düşünüyorum aslında. İnsanlarda hep böyle bir manipüle etme isteği var ama herkes bunu çok iyi yönetemeyebiliyor ve bu hani tamamen bir hüsranla sonuçlanıyor ve biz bu insanları etrafımızda bence çok fazla görüyoruz. Genelde hani anlıyoruz niyetlerini falan ve hani o ikiyüzlü yapısında çok fark ediyoruz bu insanların ve hani pek iletişimde, etkileşimde bulunmak da istemiyoruz bu insanlarla. Tamamen bu şeyi iyi yöneten insanlar da zaten hayatta çok etkili olmayı başarabiliyorlar gerçekten. Yani, bu noktada belki şey diyebilirim. Bunu psikopatlarda anlamak biraz daha zor oluyor, psikopatisi olan insanlarda. Çünkü gerçekten o cazibelerini diyeyim, o kadar güzel kullanıyorlar, o kadar güzel manipüle ediyorlar ki sen onun parmağında oynadığının farkına bile varamıyorsun. Tehlikeli boyuta zaten burada giriyor. Yani karşı tarafı sömürmeye, hayatlarını nasıl diyeyim, hayatlarını hükmetmeye başlıyorlar. Ama kurban rolünde olan kişi bunu gönüllü bir şekilde yapıyor. Çünkü karşısındaki insana birkaç iltifat ediyor. Belki aklını başından alıyor ve ya bundan memnun, şikayet etmiyor. Fakat biz baktığımız zaman nasıl müdahale edebiliriz? Yani psiko eğitimle mi yaparız bunu, yoksa kendimiz için de söylüyorum. Hayatımıza böyle bir insan girdiği zaman gerçekten yaşamamızı zorlaştırıyor. Diğer insanlarla ilişkimizi bozuyor. Mesela narsistik bir kişi benim başka birine olan sevgimi kıskanacaktır. Çünkü spotlight, yani şey, spot lambalarının onun üzerinde olmasını isteyecektir. Başka birine bu ilgiyi vermemi istemeyecektir. Ya da aynı şekilde psikopatisi olan bir insan hep kendi çıkarına olan şeylerin yapılmasını isteyecektir. Bu olmadığı zaman da işler tehlikeli bir boyuta girecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir de buradan kitap, daha doğrusu kitaba değil de izlediğimiz videoya atlamak istiyorum. Bu Niccolo muydu adamın adı? Niccolo Machiavelli'ydi sanırım, yanlış hatırlamadıysam. Hani bu The Prince adlı kitabı yazıp orada hükümdarlara, geleceğin hükümdarlarına belki öğütler veren ve bu kitapta da çok güzel şeylerden bahsediyordu. Aslında benim burada gelmek istediğim nokta bu kitabın iki farklı yönü olduğunu, iki farklı şekilde okunabileceğinden bahsediyordu. Kartların açık olduğunu, hem yöneticiler hem yönetilenler açısından bu manipülasyonları anlamak için de, bu manipülasyonları yaratmak için de kitabın buna izin verdiğini, yol gösterdiğini söylüyordu. Ben daha önce bir kitap okumuştum. İkili ilişkilerle duygusal manipülasyon diye. Narsist bir partnerle yüzleşmek kitabın alt başlığı da buydu. Bu kitapta mesela insanların narsistik bir partnerle hani beraber olduğu zamanlarda bu manipülasyonlara karşı nasıl mücadele etmesi gerektiğini ve bu manipülasyonları nasıl fark edeceği üzerine mesela yazılmıştı. Senin dediklerin de bana bunu çağrıştırdı. Mesela bu tarz kitaplar belki veya yayınlar çok fazla olursa, biz bunları okursak veya bu tarz sorunlarla karşılaşan insanlar bunları hani okursa, belki ilişkilerimizde de bunu görebilmek çok daha kolaylaşır. O izlediğimiz Pelin Kesebir'in yakın ilişkiler videosunda da mesela şey vardı. Orada Gizem Hanım şey diyordu. Aslında bu kişiler çok çabuk insanları etkisi altına alabiliyor ve hani başlangıçta çok cazibeli, karizmatik geliyor ve etkisi altına alıyor sizi. Bu da aslında o insanların bir nevi hani tehlikesini de gösteriyor aslında. Çok çabuk kapılabiliyorsunuz onlara. Şey vardı, Ted Bundy diye belgesel vardı. Seri katil, psikopat olarak bilinen. İzlediniz mi bilmiyorum. Yani biraz adam... Ted Bundy.
Adam psikopat ama cazibesiyle, çekiciliğiyle insanları o kadar etkiliyor ki bazıları onun idam, işte cezası çıktığı zaman idam edilmemesi gerektiğini savunuyor. Çünkü gerçekten etkileyici bir karakter olduğunu düşünüyorlar. Hatta belgeselinde falan da bayağı Twitter'da da gündem olmuştu. İzlerken ağlıyorlar. Hani ya nasıl kıydınız modunda. Bu şekilde bir cazibeleri var gerçekten. Bunun farkında olup dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ama bu cazibeleri nasıl fark edeceğiz şimdi? Benim aklıma bu geliyor. Kendimi kurban yerine koyuyorum burada birazcık. Nasıl anlayacağım o kişinin bu yaptığı şeyin beni manipüle etmek olduğunu? Yani aslında matematiksel bir formül yok tabii ki ama biraz daha duygulardan sıyrılıp mantıksal çerçeveye baktığımız zaman, hani oradan baktığımız zaman olaylara anlaşılması daha kolay olur diye düşünüyorum. Yani ne bileyim o anda senin ihtiyacın olan sevgiyi verecek belki, ne bileyim iltifatı verecek, seni büyüleyecek, sana pahalı restoranlarda hani böyle bir etkile, hani senin neyden etkilendiğini bilip bunu manipüle edebiliyorlar zaten. Kimi işte şan şöhretten etkilenir, kimi paradan etkilenir, kimi sevgiden etkilenir. Yani onu güzel tespit ediyorlar, güzel gözlemciler ve bunu sana karşı kullanıyorlar. Eğer sen biraz bulunduğun noktadan geri adım atıp bakarsan ya bunu yapmasının sebebi aslında beni kullanmak, beni şu noktalarda istismar etmek. Bilmiyorum, belki sen bir şirketin yöneticisindir. O şirkette güzel bir pozisyona gelmek için seni etkileyip o pozisyonu almaya çalışıyordur. Ya da ne bileyim kendisini iyi hissettirmen için, yani kendisini özel hissettirmen için sana özel hissettiriyordur gibi. Yani sürekli bir çıkar şeyi var. Senin yaptığın her şeyden kendisine bir çıkar sağlamaya çalışıyor. Sen bu örüntüyü fark ettiğin zaman ona göre önlemini alabiliyorsun ama o anda olan şeye kapıldığın zaman, o olan cazibesine kapıldığın zaman gerçekten de onun istediği kukla gibi hareket etmeye başlıyorsun. Bunu içi için üçüne birden mi ortak bahsettin, yoksa daha çok hangisi için vurguladın bunu? Benim aklımda olan daha çok psikopati içindi bu. Ama bildiğim kadarıyla narsisizmde falan da bu geçerli olan bir şey. Hani çünkü kendileri ilgi görebilmek için daha güvensiz oldukları için o güveni hissetmek istiyorlar ve senin o güveni hissettirmen için de sana farklı bir şekilde yaklaşıyorlar gibi. Evet. Aklıma şey geldi. Vamık Volkan'ın Hayvan Katili kitabını okumuştum da. O kitapta da narsistik kişilik bozukluğu olan bir bireyi ele alıyordu aslında. Hani psikanalistik bir yaklaşımla zaten bir terapi hani hikayesi. Orada aslında bu Machiavelli'nin kitabında yazdığı, The Prince kitabından yazdığı bir cümle vardı sanırım. Korkulmak sevilmekten daha güvenlidir diye. Mesela bu güveni aslında korkutmayla ele alıyor biraz daha, sanki bu karanlık üçüde bulunan insanlar. Vamık Volkan'ın kitabında Hayvan Katili'nde de o karakter mesela narsistik kişilik bozukluğunu hani küçüklükteyken mesela o güvenin oluşmadığını, belki bu güveni aslında yetişkinlik yaşamında ve kendi çekirdek ailesiyle oluştururken biraz daha kendi büyüklenmeci kişiliğini hani beslerken bu korkutmayla, sevilmekten ziyade korkutmayla veya ailesine karşı sert bir tavırla hani ele aldığını ve bu şekilde ilişkini yürüttüğünü görüyorduk. Bu da aslında bu sözü çok doğrular nitelikte olmuştu benim için. Hani direkt oraya bir çağrışımda bulundu mesela. Yani bununla birlikte de şöyle bir şey vardı sanırım. Narsistik bir kişi terapiye geldiği zaman zaten direkt narsisizm şikayetiyle gelmiyor. Ne bileyim, bu problemlerinden dolayı eşiyle problem yaşıyor, ondan sonra çevresiyle problem yaşıyor. Yani ikinci problem olarak geliyor. Ama geldiği zaman öyle bir tavır sergiliyor ki terapist kendisini çok yetersiz hissediyor. Ondan sonra hani karşısında nasıl bir tavır takınacağını bilmiyor. Hani sürekli bir kendini kanıtlama çabası içerisinde hissediyor. Çünkü karşısındaki söylediği hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Kendisini ciddiye almıyor. Aldığı eğitimi ciddiye almıyor. Yaptığı terapiyi ciddiye almıyor falan. Bu noktada belki hani bizim de gerçekten hakim olmamız gereken bir alan bu. İleride terapi yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa. Söylediğin şeyler kitapla o kadar çok iz düşüme sahip ki.
Yani hayvan katiliyle. Aynı dediğin gibi terapist hiç ciddiye almıyor. Onu alt benlik olarak görüyor. Yani alt bir sınıfta olarak görüyor. Hani kendi söylediklerimi anlamaz diyor. Beni anlamaz. Ben her gün işte devlet başkanının yardımcısıyla görüşüyorum her hafta falan. Hani zaten oradaki adam hani mesela karakter silah tüccarıydı. Ve hani büyük bir şirketi vardı. Hani kendisinin önemli bir pozisyonda, hatta ülkesinin kahramanı, koruyucusu, kurtarıcısı olarak görüyor. Tüm ilişkilerini de hani bu şekilde tutuyor. Bir uzantı olarak kendisinden üstte birisi varsa ondan da aslında bir uzantıymış gibi, aynı sanki benliktelermiş gibi bir tutunmayla yaklaşıyor ve onun gücüyle güçlendiğini de düşünüyor. Yani ve dolayısıyla tabii ki böyle diğer insanları görmeye, hani değersizleştirmeye çok da yatkın oluyorlar. Biraz önce hani Elif sorduğu zaman bu şeylerden bahsettiğini, hangisi için bahsettiğini sorduğu zaman aklıma şey de geldi, Büşra'nın sorusuyla daha doğrusu. Romantik ilişkilerde biraz daha hani bunu, bu cazibeyi romantik ilişkide de daha çok konuşabiliriz gibi geldi hani bana göre. Romantik ilişkide ise hani bunu fark etmek için sanki biraz daha duygusal şantaja girmemiz gerekiyor. Duygu sömürüsü, belki biraz daha bunları fark etmemiz bizim bu kişilere karşı daha iyi baş etmemizi sağlayabilir diye düşündüm ben. Hani geriye çıkıp baktığımızda o kişinin davranışları hep mi bizi acaba suçlu hissettiriyor? Hep bizde mi hata var diye kendi kendimize düşünüyorsak belki de hani bu açıdan da bakabiliriz bu manipülasyonlara. Ya bir de şey vardı, biz şu an hep olumsuz yönlerden baktık ama aslında bu kişiler bu dürtülerini diyeyim doğru bir şekilde yönetebilirlerse hep şey derlerdi. Beyaz yakalılar psikopati özelliğine sahip kişilerden oluşuyor. Çünkü hani karşısındaki insanları iyi tanıyorlar, manipüle etmeyi biliyorlar, yönetim şeyinde bir güçleri var. Yani narsistler için yani şey söyleyebiliriz. Çünkü yaptıkları İşe güveniyorlar, kendilerine güveniyorlar. Hani bir sanatçıyı düşünelim mesela. Özgüveninin olması gerekiyor belli bir noktada. Yani ya da diğer insanları etkileyecek gücü olması gerekiyor. O cazibesinin bulunması gerekiyor ya. Aslında bunun olumlu ve olumsuz yönleri var. Yine her şeyde olduğu gibi insanlara baktığım zaman sadece kötü veya iyi diye ayıramıyoruz ya. Gri yönler de var. Bunlar güzel bir şekilde idare edildiği zaman başarı da getiren şeyler. Fakat gerçekten güzel kullanılması gerekiyor. Yani kişinin kendisini tanıyıp bunları ben nasıl pozitife çevirebilirim? Yani dürtüsellik olabilir, manipülasyon yeteneği. Çünkü bazı kişiler vardır gerçekten hani ya bir ortamda görünmeyeyim, olmayayım, ben hani bulunmayayım şey vardır. Ona göre işler verilir. Bir tarafta da vardır kendisini göstermek ister, işte dünya benim etrafımda dönsün ister. Ama biz hep birlikte bir dengeyi sağlıyoruz aslında. Sadece burada önemli olan karşı tarafa ne kadar zarar veriyor. Karşı tarafa zarar vermesini engelleyebildiğimiz sürece bence bu özellikler aslında bizi bir arada güzel kılan şeyler. Evet, özellikle makalede çalışma hayatından bahsederken bu dediklerini vurguluyordu. Aybegüm bir şey diyecek galiba. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Yani Pelin Hoca'nın videosunda da Pelin Hoca söylüyordu. Yani bize zarar verdiğini bizim fark etmediğimiz zaman diliminde diyeyim en azından. Bunu nasıl fark etmemiz sorusuna, yani Büşra'nın sorusuna bir açıklık getirmek istiyorum. Sadece mesela bize karşı büyüleyici davranıyor olabilir çünkü bizi o sırada bizden bir şeyler umuyordur, menfaati vardır vesaire vesaire. Ama bizden ziyade başkalarına nasıl davrandığına bakarak aslında onun karakteri hakkında biraz bilgi sahibi olabiliriz. Yani sadece bana çok iyi davranıyor ama işte kendinden aşağı görüyor diğer insanları. Böyle insanları fark edilebiliyor bu açıdan. Evet, bu çok haklı bir nokta. Hep
tavsiye ederlerdi ama nedenini anlamakta biraz zorlanıyor. Hani derler ya işte bir arkadaşınla vakit geçirdiğin zaman sana nasıl davrandığına değil, çevredeki insanlara nasıl davrandığına bak. Diğer insanlarla kardeşiyle ilişkisi olabilir, gittiği bir mekandaki kişiyle ilişkisi olabilir. Hani garsonla olabilir, tezgahtarla olabilir ya da patronuyla konuşması. Çünkü patronuyla arasında belli bir derecede çıkar ilişkisi var. Ona nasıl davranıyor? Hani onu da kendi çıkarlarına göre manipüle etmeye çalışıyor mu? Ya da hiçbir çıkar olmadığı bir kişiye nasıl davranıyor? Bunları gözlemlemek tedbir alma açısından faydalı olabilir. Kesinlikle. Büşra'nın sorusuna ilişkin olarak ben kitabı da yine aşağıya açıklamaya bırakalım diye düşündüm. Yazarıyla beraber onu da söylemiş olayım. Hangi hocaydı hatırlamıyorum şu an. Banu Hoca mıydı? Emin değilim. O da anlatmıştı hikayeyi. İyi kurtla kötü kurt. Hangisini beslersen aslında insan olarak hepimiz içimizde narsistik bir takım özellikler bulunduruyor olabiliriz ya da manipülasyon yapan bir takım yönlerimiz olabilir. Ama biz hangisini besler, hangi yöne evrilmeyi istersek o şekilde gelişiriz aslında yani. Hepimiz potansiyel narsist de olabiliriz aslında bu ya da makyavelist ya da artık her neyse psikopat belki de bilmiyorum. Hangisini beslediğimiz önemli aslında burada. Bu arada bir dizi önerisinde bulunacağım. House of Cards diye. Makyavelizmin ne olduğunu görmek istiyorsanız gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Ben de daha yeni başladım. Birkaç bölüm izledim. Amerikan politikasını anlatıyor. Beyaz Saray, Kongre, Meclis falan vesaire. Bu eksende geçen bir dizi. Ama manipülasyonun, makyavelizmin ne olduğunu anlamak isteyenler için güzel bir dizi önerisi olacağını düşünüyorum. Ben de psikopati içinde Ted Bundy belgeselini tavsiye edebilirim. O zaman bitirebiliriz. Ekleriz. Tamam o zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Klasik bitirişimiz.